attı golü. Sıfırdan attı golü. Hepiniz yerden merhaba arkadaşlarımız, hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Arkadaşlar, yeni bir FIFA 22 Fenerbahçe kariyeriyle karşınızdayım. Bir önceki bölüme bazı yorumlar atmışsınız. Daha doğrusu birkaç bölümdür yorumlar atıyorsunuz. Ama tabii ki biriktirmiş videolar olduğu için cevap veremiyordum. Onları istiyorsanız cevap verelim. Bir önceki bölümde demişsiniz ki çok fazla bağırma sesi var demişsiniz. Bunun sebebi mikrofon ayarları ne yazık ki yüksekte kalmış. O yüzden arkadaşlar bunu söylemek isteyeyim sizlere. Bu bir. İkincisi, şöyle bir bakalım. Turgut Vardar, Çağlar Yüksel, Berbaros Durda, Tunç Yavuz, Umut Sert, Yahya Bozkurt, Musa Temel, Musti Berkaysarı ve Nuh Alkurt. Bu kardeşlerimiz de bu kanalımıza, yani kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımız. Onlara da çok teşekkür ederim. Onun haricinde oyuna geçecek olursak oyunda da bazı istediğiniz şeyler var. Ayarlar bölümünden ne yazık ki bir seçkin modun bir de rekabetçi modunu açık olarak oynuyormuşuz arkadaşlar. Onu ben fark etmemiştim. O biraz saçmalık oluyor. Yani en kötü takım bile şov yapabiliyor. Onu kapattık. Zaten ayarlarımızı şöyle göstereyim. Bunlar da böyle. Bu arada bir kardeşim kamera ayarlarını sormuştu. O kardeşim için de şöyle göstereyim. Ben Barcelona'da oynuyorum. Kamera yüksekliğim 9, yakınlaştırma 10, diğerleri ve en alttaki 5. Yani o zaten bir ihtiyacı olduğunu bilmiyorum da burayı özel yapıyorum arkadaşlar, burayı özel yapıyorum. Bu da bu şekilde. Bir kardeşim de oyuncu isimlerini aç abi artık demiş. O kardeşimin de hemen istediğini yapalım. Oyuncu adı ve göstergesi. Bunu da açtık. MEIBS kardeşimizin de ayağında bir sorun olmuş. Geçmiş olsun diyorum o kardeşime de. Ve Rossi'yi de santrafora falan koyabilirsin diye bir şey gelmiş, yorum gelmiş. O yani birkaç tane gelmiş daha doğrusu. Onları da değerlendireceğiz. Hadi bakalım, hoş geldiniz, kariyerimiz başlasın. Şimdi Adana Spor mücadelesi var. Adana Spor kimde? Gürkan'da. Gürkan, sana meydan okumaya geldim. Adana Spor Fenerbahçe maçı. Bakalım Gürkan'ın Balotelli'si bugün bize karşı bir şey yapabilecek mi? Şöyle bir kadromuza bakalım. Arkadaşlar tam bir scout değilmiş ya. Şu Vargas'ı hatırlıyor musunuz? Geçen sene Fenerbahçe kariyerinde oynadığımızı biz getirmiştik Vargas'ı. İstanbul'u biz getirmiştik. Bununla alakalı Instagram'a bazı videolar atıyorum. Alex Teixeira ta 2017'de mi ne getirmiştik? Onları da Instagram'dan bakabilirsiniz. Takip etmeyenler de mutlaka takip etsinler. Şimdi Luis Gustavo bayağı bir yorgun gözüküyor. Luis Gustavo'nun yerine oynatabilecek oyuncumuz var mı? Tabii ki var. Bu oyuncu tipik oynamaz. Crespo Mero oynar mesela orada. Rossi bir tık yorgun. Buraya bir Perkas'la başlayabiliriz ya da Ferdi'yle de başlayabiliriz. Ferdi'yle başlayalım. Burak Kabacak, Zayt, Rossi yedeklerde. Muhammed Gümüşkaya, Serdar Aziz, Perkas falan filan bu arkadaşlarımız yedeklerde. Nazım Sangari'yi kullanabilir miyiz ama Burak'ı kullanacağız. Evet, güzel bir maç olacak. İrfan Can ve Meyer'in yeni değiştirsek ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Meyer'cim oynayabilirsin be. Hiç bizi şey yapma. Heh, tamam. Haydi bakalım. Süper Lig'in gol kralı David Akintola'ymış arkadaşlar. Adana Spor şu anda gerçekten etkili bir takım. Süper Lig'de gol kralı falan filan var. Gürkan Hoca'yla selamlaştık hocam dedim. Hoş geldin dedim Gürkan Hoca'ya. Gürkan Hoca geldi böyle bir. Bir selamlaştık onunla. O da biliyorsunuz Adana'nın başında. Hocam dedi, Fenerbahçe dedi kötü gidiyor. Hocam dedim ya biliyorsun falan filan. Balotelli dedim yalnız dedim. Hani bize gol atmazsa iyi olur falan. Gürkan dedi ben konuşurum Balotelli'yle ama dedi dinlemez dedi. Manyak dedi. Tamam dedim falan. Ama dedim bak gol mol atarsa sakın dedim bana gelip artistik yapmasın. Rahat ol dedi. Onurcuğum dedi. Öyle bir şey olmaz dedi Gürkan. Haydi bakalım. Balotelli aman gözünü seveyim. Böyle bir bana gelip bir sürpriz yapayım falan filan deme. Tamam benim canım. Haydi böyle normal oyununa bak canım benim. Özil. Şimdi orada kim var bizden? Tabii ki Osay Samuel var. Osay Samuel hızlı bir oyuncu ama gidemedik. İyi aldım, iyi aldım. Şimdi ilk basın. At oğlum, at oğlum. Valencia, Enner Valencia. İlk dakika. Dakika 2. Eşeğin eli. Arkadaşlar müthiş bir gol attı. Enner Valencia. Abi bence harbiden güzel gol attı. Söyleyeyim. Niye? Şöyle yani. Enner Valencia güzel gol attı derken Valencia çok iyi gol attı anlamında değil. Orada bir topa dokunuş var İrfan Can'dan. Berisha'da müthiş attı pası. Valencia'da gol attı ama İrfan Can her zaman olduğu gibi niye yine yaptı yapacağını ya. Şu İrfan Can'ın şu olaylarına bayılıyorum. İnanılmaz pas arası yapıyor İrfan Can. İrfan Can yine orada bak bak bak. İrfan'a bak bak. Görüyor musun İrfan'ı? İrfan'ı görüyor musun? İrfan Can çok iyi ya. Özel şimdi oynadı orada Ferdi var. Ferdi aldı topu tekrar geriye. Müthiş paslaşmalar. Berisha Özil'e gidiyor. Özil gitti. Özil. Ferdi istedi topu. Ferdi Kadıoğlu attı. Orada Meya var. Meya abi orada Meya sen oralara girme at bak. İleri çıkma vermem lazım sana aslında biliyor musun? Senin ileri çıkmaman lazım. Gustavo ile Meyer ileri çıkmaması lazım abi. Orta saha boş kalıyor. Abi süpersin. Berisha süpersin. Berisha gole gidiyor. Berisha, Berisha, Berisha karşı karşıya vur oğlum. Oğlum niye ekstra aradım ya? Dedim kaleci çıkar üzerinden başlatabilir miyim? Çok tehlikeli. Balotelli. Balotelli Belhanda. İrfan Can orada. Geriye bir pas. Balotelli. Kaleci Altay. Balotelli'cim kusura bakma. Geçit yok. Geçit yok. Koçum Altay ya. Çok iyi pas araya. Altay kurtarıyor Balotelli'ye. Oo yapma. Yapma. Altay çıktı. Altay çıktı. Süpersiniz be. Tisseland. Süpersiniz. Balotelli İrfan Can'dan top almaya çalışma.
İrfan Can çünkü güçlüdür dediğim anda dedi ki hayırdır ya sen ne diyorsun? Ben de Balotelli'yim babayım dedi. Abi iki atmazsam çok çok rahatsız ediyorlar ya. Çok çok rahatsız ediyorlar. Yürü Özil. Şimdi aldı. Osei Samuel. Özil'e git diyor. Özil'e. Özil'e doğru attı. Özil tekne gönderecek yukarıya. Abicim. Enner Valencia niye o kadar uzakta duruyorsun ya? Ya Mesut'a geldiği anda ceza sahasının içine koşu yapsan oğlum. Mesut'un en iyi yaptığı işler bunlar. En iyi yaptığı iş Mesut'un sana oradan pas atmak. Koşu yapmıyorsun ya. Çok iyi oğlum. Özil. Berisha. 2 oldu. İşte bu. 2 oldu. Berisha attı. Mesut Özil. Bir asist daha yaptı. Berisha'nın golü. 2-0'a geçiyoruz olarak aslında. Çok güzel paslaşmalar için. Aslında tekrar izleyelim. Ferdi. Valencia Özil. Dedi ki Berisha dedi şunu atar mısın kardeşim dedi. Berisha dedi ki ya ayıp ediyorsun atmaz mıyız dedi. Ve gol attı 2-0. Ve ilk yarının sonu duydu arkadaşlar. Evet ikinci yarıda bazı değişikliklerimiz olacak. Özil zaten gayet iyi oynadı. 2-0 döndeyiz. Burada bir Muhammed Gümüşkaya yaparak hiç olmadı çocuğun da biraz önünü açabiliriz. Muhammed Gümüşkaya yapalım şuradan. Zaten 2-0 öndeyiz. Bir de dörtlü defansı dönelim arkadaşlar. Dörtlü defansı dönersek biraz daha işimiz rahat olur. Osei Samuel'e sağ bek yok hocam. Çünkü ne yazık ki sağ bek yediğim yok burada. Nazım almamıştık. Tisserand zaten bek oynayabiliyor. Hatta bir dakika Osei burada oynayabiliyor mu? Yok X17'de oynuyor. Ama Tisserand artı 1'le oynayabiliyor. Sıkıntı yok. Dörtlüye dönelim. Orta sahamızı rakibe vermeyelim arkadaşlar. Berisha, Valencia. Valencia hızlı olduğu için biraz daha kanatta olabilir. Ferdi Kadıoğlu burada. Berisha burada. Yani şöyle güçlü bir orta saha güçlü bir defans yapalım ki buradan artık başı vermeyelim. Dörtlüye döndük. Osei Samuel defanstan bindiriyor şimdi. Valencia'nın önüne atabilecek mi? Kötü bir pas ama. Valencia aldı. Bir daha döndü. İrfan Can sevdiği yerler. İrfan Can vur oğlum benim. İrfan Can'ın şutu defansı müdahalesi var. Vallahi çok iyi oyuncu İrfan. Hayatta vermem. Bütün müdahaleleri yapıyor orta sahada ya. Max Meyer. Ortaya oynadı. Şimdi Berisha. Güzel bir pas attı. Orada bir Muhammed Gümüşkaya. Müthiş pas İrfan Can kaleciye. Muhammed Gümüşkaya çok güzel gönderdi İrfan abisinin önüne. Özil çıktıktan sonra kolnelerle İrfan Can'da. İrfan Can ön direğe doğru baktı. Güzel orta gol getirir. Berisha çıktı. Vuramadık. Bizde ama. İrfan. İrfan sende. Buradan bir plase be. İnanılmaz müdahaleler. Bir arka. Bir arka daha. Şimdi orada bir buçukta. İnanılmaz oynuyoruz ya. Biz 3 oyuncu değişikliği yaptık mı arkadaşlar yoksa sadece Muhammed'i mi aldık bakalım bir. Kaç oyuncu değişikliği yaptık çünkü biraz hani oynamak isteyen oyuncular var. Mihail Zels güzel mesela. Burak Kapacok olabilir Valencia'nın yerine. Oluyor mu? Oo, biz sadece bir oyuncu mu değişikliği yaptık? Ya, hatta hiç mi yapmadık? Bir dakika dur bakayım. Pelkas. Ha Pelkas gelemiyor. Tamam iyidir. Osayt bayrak kalkmadı. Ceza sahasında son anda. Allah'tan Osayt taktiği yaptım. Tekrar izliyoruz şu mükemmel Osayt taktiğine bakar mısınız? Bak. Tam atacak arkadaşlar. Bak bak bak. Ta. Çıkışa bak bak. Çıkışı görüyor musunuz? Güle güle. Bir saniye ileri çıktı. Baktı şöyle bir Berisha. Ortaya oynadı. Güzel de bir bas. Mihail Zels vur oğlum. Burak kapacak. Direkt ama boş kale. Berisha. Boş kale. Berisha attı. Ne oluyor lan? Oğlum herhalde tipli bir şey oluyor. Oğlum sayın ne oluyor lan? Berisha. Kendine gel. Ne yaptın? Nasıl bu? Bir yerle kamerayı mı kırdın? Ne yaptın? 3 oldu. 3 oldu. Berisha'nın golü. İşte istediğimiz pozisyonlar. İstediğimiz şeyler bu. Abi ben acaba dörtlü defanstan üçlüden dörtlüye mi dönsem ya? Gerçekçi olsun diye böyle bir şey yapalım dedik ama. Yani bilmiyorum biraz. Sanki sıkıntı. Geldi. Harikasın meğer. Ferdi Kadıoğlu. Berisha şöyle bir bakıyor. Ferdi. Yürü diyor Ferdi'ye. Ve 3-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Adana Demirspor'u. Ligin gerçekten kaliteli ekiplerinden bir tanesini burada Berisha'nın golleriyle Berisha attı. Bir tane kim attı? İki tane Berisha attı galiba. Şu gollere bakalım. Gollerde bir tane Valencia'nın golü var. İki tane Berisha'nın var. Bir asist Özil'in, bir asiste Berisha'nın 10 almış. Valencia 9.7 almış. Gerçekten müthiş bir maç çıkarmışlar. Evet, dörtlü defans kesinlikle bize daha iyi geldi. Biraz düşünmüyor değilim. Mesut Özil'in bu arada asist lideri. Aferin Mesut Bey. Şöyle güzel bir fotoğraf yapmışlar. İşte beklediğim şeyler bunlar abi. Yeni görseller, yeni oyunlarda yeni görseller istiyoruz. Şimdi Antalyaspor mücadelesi var ama ben artık üçlü defanstan dörtlüye dönmemiz lazım abi bizim ya. Silant'ın sağ bek oynama şeyi var ama sol bekimizde mecburen Nova oynatacağız. Ama o zaman Tisserand burada oynayabiliyor değil mi? Oynayabiliyor. Ben burada Nazım'ı oynatmak istiyorum ya. Çünkü Nazım da hızlı bir oyuncu. Nazım oynayabilir. Kim Minje, Nazım. Tisserand burada. Gustavo, Rossi,
Berisha, Osay Samuel. Bence gayet iyi kadro. Burada peki kadro dışı kalan kim oldu? Valencia mı oldu? Valencia oldu tabii. Kadro dışında kalan Valencia oldu. Onu da hemen şöyle bir kadromuza katalım. -18 ne Valencia? Böyle santrafor yapalım da arkadaşlar, adam -18'de kaldı çünkü. Antalya Spor mücadelesine ligde 7. sırada giriyoruz. Gol kralı olarak bizden kimse var mı diye baktığımızdan Berisha'nın 7 golü var. Canini'nin 9 golü var. Yani Berisha şu anda golcü olarak gidiyor. Devam ediyor yani Berisha golcülüğüne. Kadromuz hazır. Yedeklerimize bir bakalım. Hani bu adamı niye sokmadığımız kim var? Meğer geçen maç oynadığı için artık çok önemli değil. Sosa zaten çok yaşlandı. Zayt zaten satıldı. Novak belki hani olabilir ama zaten Aziz var. Mert Hakan yandaştan fazla bir umudumuz yok zaten. Zaten yaşı da 27'ye gelmiş artık. 71 overall'lı bir oyuncunun. Ben 69 overall'lı şey bile çıkartabilirim arkadaşlar şu anda. 69 overall'lı bir oyuncu bile çıkartabilirim. Evet, oyna diyoruz ve Antalya Spor mücadelesi. Arkadaşlar bu şey çok güzel olmuş ya. Böyle anonslar falan filan Türkçe ya. Gerçekten inanılmaz hoşuma gitti benim ya. Bu sene çok güzel bir şey yani. Bu sene harika olmuş. Haydi, bir önceki maçta kazandık. Yine kazanabiliriz. Yavaş yavaş eski günlerimize dönüyoruz. Dörtlü defans bizim için iyi olacak. Hani dedik ki biraz gerçekçi olsun. Hani üçlü oynayalım ama. Yok abi ya. Çok zor. Rossi. Rossi karşısına aldı. Abi bir tane bak. Şu takımda bir tane driblingi olan oyuncum var, o da Rossi. Driblingi olan. Bir de İrfan Can olabilir. Mesela Osay Samuel hızlı ama driblingi yok. Geldi. Berisha'ya git diyor. Berisha. Aa, güzel düşündün Osay'ı. Hakkını vereyim, güzel düşündün. Aa, Gustavo manyak hareket. Aldı Berisha. Berisha golcü müsün sen benim? Güveniyorum sana. Rossi Berisha'nın önüne atabilecek mi? Berisha aldı şimdi. Sırtını alıp gitmek istiyor ama orta sahadan destek bekliyoruz. İrfan Can'dan destek geldi. İrfan Can uzaklardan denedi İrfan Can. Biliyorsunuz golü vardı bir tane, dedim ben bir tane daha olur mu acaba diye de. Şimdi Berisha aldı Rossi'ye. Rossi baktı. Ayak içiyle vurdu Rossi kaleci. Bofin. İrfan Can yine yaptı yapacağını. Şimdi Özil. Özil'den güzel bir pas gelir mi? Harika bir pas. Gelişine gol. Asist kralı asistini yaptı. Mesut Özil'den manyak bir pas. Rossi'nin bekletmeden vuruşu. Fenerbahçe adına çok çok güzel bir gol. İşte beklediğimiz sahneler bunlar. Beklediğimiz sahneler bunlar. Mesut bakar mısın abi, bak. Bak bak. Pasın güzelliğine bakar mısın? Rossi de bekletmeden vurdu. Bofini yapabileceği hiçbir şey yok. 1-0 önündeyiz Antalya'da. Bir offside taktiği daha yaptık. Kribelli vurdu. Aaa! Altay, sen o kadar şu topu kurtarıp bunu nasıl yedin ya? Ay, bunu nasıl yedin Altay be? Neyse 1-1 oldu. Çok erken yedik golü. Çok erken yedik golü. Şuraya gider mi bu top be? Vallahi gider. Orayı boş bıraktılar. Osay Samuel. Osay Samuel cihazasında bir şeyler yapmayı... Oha! Hocam bu faul değil mi? Bana her şeye kırmızı kart veriyorsun. Buna nasıl faul vermiyorsun ya? Gustavo girdi aldı. Şimdi baktı. Mesut Özil. Müthiş bir bas. Bu sefer de Berisha. Berisha Bofin. Mesut oradan attı. Müthiş baslar. Bofin kurtardı. Mesut öyle şeyler yapıyor ki bakar mısınız? Müthiş bir bas. Berisha vurdu. Bu sefer Bofin kurtardı. Şuraya doğru bir orta. Orta geldi. Kim Minje çıktı. Kafayı vurdu. Karambol var. Rossi. Rossi kendim vuracağım dedi. O sayısa ben olmadı. İkinci pozisyon. En aşağı Gustavo'ya. Gustavo geldi. Gustavo da sert vuruş bu fil. Fenerbahçe sağlı sollu ataklar yapıyor. Ön direği bir ortada. Şimdi Berisha vurabilecek mi? Orada karambol uzaklaştırdılar. Bize kalsın. Nazım Sangare'ye. Atilla Salahi. Aşağı inebilecek mi? Kim orada? Tisan alt vurdu. Abi. Abi böyle bir şey yok. Özil. İlker'in son düdüğü 1-1. Antalya taraftarlar. Onlar da takımlarını yalnız bırakmıyorlar bugün burada. Berisha ceza sahasına girdi. Vuracak mı? Özil vurdu bu sefer de. Yine Bofin kurtardı. Yani sağlı sollu geliyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Kalecileri geçemiyoruz ya. Ama Kim Minje bu sefer kaleciye de gününü gösterecek. Kim Minje bu sefer kaleciye de gününü gösterecek. Kim Minje. İkinci pozisyon. İrfan Can. İrfan Can'a at. İrfan Can'a. İrfan Can'a. İrfan Can'a. İrfan Can'a at. İrfan Can baktı kaleye, vuracak. Kimseyi bulamıyorum, kimseyi. Çok iyi defans yapıyor oyun ya. Berisha yürü diyor. Rossi'ye. Rossi'nin önünde bir alan var. Rossi geçebilecek mi? Birebir de etkili bir oyuncu. Ceza sahası içinde Mesut var. Arkaya gönderdi. İrfan Can. İrfan Can'dan tekrar Mesut'a. Mesut araya gönderdi. Berisha vur oğlum. Berisha vurdu Bofin. Yine Bofin. Bir türlü geçemedik şu kaleciyi. Nazım Sangare. Osay'a yürü diyor Nazım. Osay'a yürü yürü diyor. Osay'a da Berisha yürü diyor. Osay'a da Berisha yürü diyor. Berisha. Abi inanamıyorum ya. Ya son böyle bir son bir tıkta hata geliyor ya. Son bir tıkta. Çok iyi. Güzel. Artık faul hocam. Artık bu da mı faul değil ya? Bu da mı faul değil hocam?
Mesut. Mesut. Yaz onu be. Yaz onu Mesut be. Haydi Mesut. Haydi Mesut atarsın. Haydi Mesut atarsın. Mesut Özil geldi. Vurdu. Direkten döndü ki Mesut. Kale boş. Olmadı. Bir pozisyon daha. Şimdi Mesut'a. Mesut vur oğlum girişine. Yine olmadı. Neler yapıyoruz direkler. Her şeyi yapıyoruz gol olması için. Şimdi Rossi'ye. Son çizgi aldı Rossi'ye. Karşısına aldı rakibine. Bir pas. Ceza sahası içinde. En aşağıda Nazım Sangare'm var. Berisha. Abi açık bulamıyorum. Açık bulamıyorum. Oraya değil lan. Ya bir dakika var. Top çeviriyorlar ya. Bari gol yemeyelim şurada. Yürü. Yürü. Bitirme. 1-1 beraber kaldık. Ne yazık ki deplasmanda 1-1 beraber kaldık. Aslında bakın rakibin sadece 2 şutu varken bizim 11 tane şutumuz var. Rakibin 0.4 gol beklentisi varken bizim 2.1 gol beklentimiz var. Yani çok daha iyi oynamışız. Çok çok iyi oynadık ama kazanamadık ya. Şuradan bazı oyunculara bakacağım. Arkadaşlar şöyle bir hata yaptık biz. Biz oyunu PlayStation'dan açtık Fenerbahçe kariyerini. Ne yazık ki ikinci dönemde direkt bir sezon simülete edip bilgisayara geçeceğiz. Çünkü buradaki oyuncuların güçlerini, oralarını hiçbir şeyini göremiyorum. Hiçbir şeyini göremiyorum. Oyuncu değerli mi, değerli değil mi? O yüzden bazı oyuncuları arkadaşlar şey göndereceğim. Siz söyleyin. Scout göndereceğim. Bir tane oyuncu bulabildik. Sadece ona scout gönderebiliyoruz. Sevgili dostlar. Direkt ocağa simülete edeceğim. Bunun sebebi de şu. Artık transfer yapmak istiyorum. Transfer yapmak istediğim için ocağa simülete edeceğim arkadaşlar. Ve takımımdaki eksik bölgelere. Mesela beklerim yok. Dörtlü defans oynayacaksam bek almam lazım. Bunun gibi farklı şeyler var. Takımı yeniden oluşturmamız için direkt simülete edeceğiz. İstanbul'da Kayseri 2-0 kazanıyoruz. Deplasman'da Olympiakos maçı var. Deplasman'da Olympiakos'a karşı 2-1 kazandık. Çünkü artık dörtlüye döndüğümüz için takım da iyi oynuyor. Hatay'a karşı 2-1 mağlup olduk. Yapma oğlum. Süper Lig bizim için önemli ya. Evet, dörtlü defansa döndükten sonra ligde gerçekten iyi skorlar aldık. Onu söyleyelim. Ve ligdeki belki de durumumuz bayağı bir gelişmiş olabilir. Yok çok da gelişmiş. 6. sıradayız ama çok da puan farkı var mı ki? Galatasaray 41 puandı. Çok fazla puan farkı var. Evet, 9 puan fark var ama şimdi bizim Galatasaray'la maçımız var. Galatasaray mücadelesini eğer biz burada kazanırsak, nerede kendi sahamızda oynuyoruz bir de. Galatasaray mücadelesini kazanırsak arkadaşlar puan farkını 6'ya indireceğiz. O yüzden benim için çok önemli bir mücadele bu. Şöyle bir bakıyorum. Tisserand, Nazım Sangare, Kim Minje falan filan gayet iyi takımım var. Acaba şunu da düşünmüyor değilim. Şunu da düşünmüyor değilim. O sayı burada oynadığı zaman oha. Kanat bek olarak oynadığı zaman yine mi 15'te oynuyor? Nasıl x15'te oynuyor ya? Neyse böyle yapalım bari, yapacak bir şeyimiz yok. Dilerim ki acaba buraya bir başka bir oyuncu mu koysak diye. Valencia yedeklerden girecek. Valencia artık 32 yaşına geldi. Muhammed Gümüşkaya burada. Burak Kapacak var. Şöyle bir oyuncu bakıyorum. Oyuncu yani bana buradan bir anda maçı çevirebilecek. Hani herhangi bir şey yapabilecek bir oyuncu var. Max Meyer bu arada geçen oynamıştı. Serdar Aziz'in yerine ama yok, Serdar Aziz kalsın mı? Yok kalmasın. Bu Max Meyer'i belki orta sahada değerlendirebiliriz. Galatasaray mücadelesi bizim için çok ama çok değerli. Çok ama çok önemli bir mücadele. Haydi bakalım iyi seyirler. Evet Mesut şu anda takımda gayet ciddi, bakın suratlar. Maça iyice hazırlanmışlar. Rossi var. Rossi de son zamanların iyi oyuncularından. Babel burada. Marka falan pas yapıyorlar falan. Bakalım olacak. Ya şurada bir kere bastım mı geçme vardı, artık yok ya. Evet yine yağmurlu bir maç. Keşke şunu kapatsam ya. Niye yağmurlu maç oluyor? Çünkü yağmurlu maçta zaten dönemiyorum. Zaten dönmek çok zor. Alkışlarınızı Fenerbahçe diyor. Evet maçın başında şöyle bir Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Ne şekilde oynuyorlar? Yanlış yerden baktık, tebrikler. Böyle oynuyorlar da kim nerede oynuyor? Yani bunu şey, geçen seneki gibi yok mu? Nelson var, Marko var, Yedlin. Tamam, Taylan, Emre Kılınç'ı bu tarafa koymuş. Asın Sağ ve Çikildağ burada. Ryan Babel burada. Mustafa Muhammed burada. Cagne, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Morutan falan filan, bunlar da yedekler. Haydi bakalım Galatasaray'a karşı kazanırsak puan farkını 6'ya indirip belki de şampiyonluk yolunda yeniden umutlanabiliriz. Emre Kılınç gitmeye çalışıyor. Tisserand onu aldı sırtına ve Tisserand'ın müdahalesi. Şimdi Rossi'ye. Hızlı bir oyuncu Rossi. Berisha'yı aldı yanına. Berisha'dan topu istedi. Berisha. Rossi gidiyor. Rossi atabilecek mi? Araya Rossi'yi gönderdi. Offside var mı? Hakeme baktım, yok dedi. Devam et dedi. Rossi girdi içeri ama. Rossi kendisi vuracak sıfırdan. Ooo! Rossi attı golü. Sıfırdan attı golü. Hiçbir şey yoktu. Atabildiği hiçbir yön yoktu. Kaleye vurdu. Ve kalecinin üstünden, Mustafa'nın üstünden 1-0 öne geçirdi Fenerbahçe Rossi. Diego Rossi'ye bakar mısınız abi? Fenerbahçe'nin son zamanlardaki yıldızı. İyi ki almışım. İyi ki almışım. Muslera orada. Acaba dedim ki 16 milyon euro falan verdik ya. Acaba dedik çok mu veriyoruz ama. Muslera çok büyük bir hata yaptı. Diego Rossi'nin golüyle derbide 1-0 öndeyiz. Derbi golle başladı. Derbi golle başladı. Geldi Emre Kılıç. Yine orada Tisserand. Bekler olduğu zaman işte. Oradaki adam böyle kendi kafasına göre böyle işler yapamıyor. İrfan Can. Çık diyor. Çık diyor Nazım'a. Çık diyor Nazım'a. Nazım Sangare. Nazım'dan. Osay Samuel'e git diyor. Nazım'a git diyor.
O sayı İrfan Can istedi topu. İrfan Can sol ayaklı boyuncu Berisha. Berisha, İrfan Can. Müthiş işler yapıyorlar. Şimdi geldi. Arka direğe bir orta getirme. Berisha vur. Uf! İkinci basın. Özil! İki oldu! Özil attı! Mesut Özil tribünlere gidiyor. Tribünlere gidiyor Mesut Özil. Fenerbahçe taraftan da gidiyor Özil. 2-0 oldu. İşte Almanya'dan gelen kardeşi Aykut Özil ve amcasının oğlu Osman Özil. Berisha burada yarı voley vuracaktı. Özil baktı kaleye. Muslera belki bunu da kurtarabilirdi. Bakalım şöyle bir kurtarabilir miydi? Yani biraz yerden seken top var ama keşeye gitmiş Mesut'un mükemmel golüyle 2-0 öndeyiz. Hakkında farklı bir şeyler gelenler olabilir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Her zaman şöyle gösterelim. Bu da bizim tarafımız. Hepsini gösterelim. Aklınıza başka bir şeyler gelmesin. Teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Mesut Özil. Çekildi o. Oynadı Babel'e. Babel. Babel kanattan gitmek istiyor. Hakeme baktık. Müdahale var mı yok mu? Hakem kararını veremedi. Ceza sahasında bir orta. İkinci orta. Orada artık. Yani. Vurdurmayız ya. Bizim oyuncular vurmaz. Havadan at oğlum. Havadan at çünkü baskı var. Berisha. Çok iyi aldı Berisha. İşte tam bir santrafor. Tam bir santrafor. Aldı verdi. Bu oyunu deldi. Berisha. Osay Samuel. Osay Samuel kendisi gidiyor. Osay Samuel. Ceza sahasında Berisha'ya baktı. Berisha mı? Özil'e mi? Arkaya. Luis Gustavo gerilerden bazen oradan şutları var. Luis Gustavo. Osay Samuel çok hızlı ama Galatasaraylı bek oyuncusu Van der Horp muydu neydi? O da çok hızlı. Ceza sahasına baktılar. Kötü pozisyon. Babel. Kimince? Kimince? Harry Kane. Özil'den garip bir hareket gelecek şimdi Berisha'ya ama offside. Offside. Tam Berisha atıyordum offside demiş. İselan bekten bindiriyor. Özil orada topa Mustafa Muhammed müthiş müdahale yaptı. Şimdi Emre Kılınç'a. Emre Kılınç geçmeye çalıştı. Galatasaray ikinci yarıda daha iyi oynuyor. Ceza sahasında çok tehlikeli. Bir şut kaleci Altay. Nazım uzaklaştır. Harikasın Nazo. Yapma tehlikeli geliyor Ryan Babel. Ryan Babel kimince? Her zamanki gibi, her zamanki gibi doğru yerde. Evet bazı yorulan oyuncular var, bizden de var. Şöyle bir bakalım, Mesut Özil bayağı bir yorulmuş. Oraya bir pelkas yapalım mı? Pelkas yapalım. Rossi her zaman ihtiyacım var. Rossi'yi bir ters kanada koyacağım. Buraya Ferdi Kadıoğlu'nu koyacağız arkadaşlar. Şöyle bir orta saha doluyuz. Gustavo yorgun. Oraya bir Valencia'da Berisha'nın yerine gelsin be. Hadi oğlum Valencia koşarsın hadi. Berisha derbide gol atamadı. Kaptan çıkıyor. Pelkas'a verdi. Kaptanlık pozu bandını. Babel gidiyor. Kim Mije yine müdahalesi var ya. Her şeye müdahalesi var. Abi anormal bir oyuncu, anormal bir defans oyuncusu, hata var orada. Berkan Kutlu o da sondan girdi oyuna ama Rossi şimdi o kanattan topu istiyor. Ben giderim diyor ama İrfan Can diyor ki bekle Rossi'cim atacağım diyor. Rossi şimdi istedi topu. Nazım Sangar'a gidiyor. Biraz fazla ayağından açtı Rossi. Pelkas şimdi yürüyor. Valencia'nın önüne müthiş bir pas. Valencia kontratağa yakalayabilir mi? Ener Valencia gole gidiyor. Ener Valencia geriye çıkardı. Bir şut gelecek orada İrfan Can'dan olmadı. İrfan Can önünü kapatlar ama Pelkas aldı topu. Pelkas topu istiyor. Luis Gustavo istiyor. Gustavo aldı. Yukarıda kim var? Bir arkadaşı. Bomboş pozisyonda. Rossi. 2-0 kazandık. Derbini kazanır Fenerbahçe. Kendi sahamızda puanı vermiyoruz. Kendi sahamızda puanı vermiyoruz. 2-0 kazandık. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Misafirliğimizden kusura bakmayın bir anlaşımız olduysa. Kardeşim kalk. Kardeşim etkisizdim maçlarımız onu söyleyeyim. 2-0 kazanıyoruz. Ve liderle aramızdaki puan farkını, maçta çok pozisyon yok zaten. Liderle aramızdaki puan farkını 6'ya indiriyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bakacağız. Evet 35-41 liderle aramızdaki puan farkını 6'ya indirdik arkadaşlar. Simülat etmeye devam ediyoruz. Ara transfer dönemine gelmem lazım. Sadece bir Karagümrük maçı var. Karagümrük maçında güzel bir şekilde kazanırsak, bir de Galatasaray orada takılırsa şampiyonluk yolunda yeniden iddialı olabiliriz. Haydi oğlum. 2-0 kazandık çok iyi. Evet ara transfer dönemi açıldı. Sinan Gümüş gitti, Zayas gitti, Novak gitti, Sosa gitti. Bayağı oyuncular gitti. Genç takımdan oyuncular falan filan var diyor. Bir yerlere gidecekler. Bakalım kimlermiş kardeşlerimiz. Potansiyelleri kaç? Bir tane 90'lık potansiyelli oyuncu var ama bu da Türk değil. Yunanistanlı falan filan oyuncular var burada. Şimdi sevgili dostlar 12 milyon euro bütçemiz var. Kadromuz da şu şekilde. Berisha 77 uğurla geldi. Berisha hem gol atıyor hem de yaşı daha 23 olduğu için benim için golcü bir santrafor olarak hala burada kalıyor ama bana daha hızlısı lazım. Berisha'nın gollerini seviyorum ama Berisha'nın değeri kaç para acaba ya? Şu değerine falan filan bakayım. Ya da bunları ben bir sonraki bölümde yapayım ya. Bir sonraki bölümde bakalım arkadaşlar. Berisha'nın değeri kaç para? Kim alabiliriz? Siz de yorumlara mutlaka yazın. Mesela bir şeyler söyleyin ama aynı gün mü çekerim? Bakarız arkadaşlar ona. Siz yorumlara yazmaya çalışın. Hiç olmadı hızlı. Benim istediğim şey şu değil. Hızlı değil. Patlama gücü olan. Yani bir anda sağ sola dönebilen oyuncu. Bakalım kimleri yazacaksınız. Hadi bakalım yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.